Türk kafası gibi çalışmıyor tabii Makedonlar. Turski gevrek yazıyor. Gördünüz mü? Makedonlar bile simitin gevrek olduğunu öğrenmişler. Ama bizim Türkiye'de insanlarımız bir öğrenemedi. Bakın Türk bayrağı her yerde. Yani insan ister istemez bazen şunu düşünüyor. Ya buraları laf aramızda geri alsak nasıl olur diye falan böyle. Ve şu anda Taşköprü'den İskender'e doğru gidiyoruz. Taşköprü Osmanlı mimarisine ait bir köprü. Ve muazzam bir köprü. Az sonra diğer köprüleri de göreceğiz. Yine biliyorsunuz arkadaşlar Türkler her yerde olduğu gibi en iyisini yapar. Burada da köprünün en iyisini biz yapmışız. Türkiye'de bunu tanık oldum. Büyük İskender'in Türk olduğunu düşünenler var. Neden olmasın? Neden olmasın abi yani? Yolda yürürken en çok heykellerle karşılaşıyorsunuz. Mesela hemen sağımıza döndüğümüzde bakın dilenciye bile değer veriyorlar. Burada bir tane dilenci heykeli mevcut. Okan para arıyor. Eğer bulursa atacak önüne birazcık. Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 9. ülkemiz olan Makedonya Üsküp'teyiz şu anda. Bir alkış istiyorum, bir alkış istiyorum. 9. ülkeye geldik. Evet, biz Türkiye'nin en cahil çifti olarak cahil Makedonya'yı gezmeye çalışacağız. Programımızın %99'unda biliyorsunuz boş yapacağız arkadaşlar. %1'inde de kültür, tarih, sanat, felsefe falan ne gelirse aklımıza takılmaya çalışacağız. Evet, o zaman hazırsanız gezimiz başlasın. Evet, bit pazarına geldik yolda gezerken. İsmi evet bizimkiyle aynı fakat görüntü olarak aynı değil. Tam olarak şundan bahsediyoruz. Girelim bakalım pazarda neler varmış. Ayakkabılar ve çoraplar bizi karşıladı. Devam edelim bakalım. Biraz ilerisinde şuradan görüyorum sebze ve meyveler var. Oraya doğru gidelim. Evet, sebze ve meyvelerin olduğu yere doğru gidiyoruz. Şimdi gördüğünüz fiyatların yarısına böldüğünüzde TL olarak hesap edebilirsiniz. Evet. Mesela 200 gördüyseniz 100 olarak algılayabilirsiniz. 50 gördüyseniz 25 olarak algılayabilirsiniz. Oo, meyveler, sebzeler, ananaslar. Evet, çilek şurada 70. Bunu 35 olarak algılayabilirsiniz. Oo, domatese bakın ne kadar pahalı. 70 75 TL'ye tekabül ediyor. 140'ı bölemedim ya la. 70 TL'ye tekabül ediyor. Devam edelim. Bakalım başka neler varmış burada. Dostlar, burada gördüğümüz salatalıkların hepsi bu şekilde çok uzun. Toprağından mı, havasından mı, suyundan mı bilmiyoruz ama pazarlar bu şekilde. Bu arada ne kadar sıkıcı bir pazar. Kimse bağırmıyor. Sessiz sedasız. Gel abi diyen yok. Gel abla diyen yok, 3 lira 5 lira diye bağıran yok. Şöyle biraz da tepeden bir görüntü ile devam edelim. Pazar bu şekilde işte. Şimdi de Türk çarşısının olduğu, Müslümanların çoğunlukla yaşadığı bir çarşı alanına gireceğiz. Görüyorsunuz girişte şöyle bir şey yapmışlar. Bunu niye böyle bırakmışlar yolun ortasında anlamadım yani. Aslında bunu kaldırsalar iki araba yan yana rahat rahat geçebilirlerdi. Neyse. Türk kafası gibi çalışmıyor tabii Makedonlar. Devam edelim. Burada börekçi var. Börekçi. Börekçi. Aha. Turski gevrek yazıyor. Gördünüz mü? Makedonlar bile simitin gevrek olduğunu öğrenmişler. Ama bizim Türkiye'de insanlarımız bir öğrenemedi. Simite gevrek denir. Gevrek gevrektir. Simit nedir yahu? Evet, milliyetçi duygularımızın kabaracağı Türk çarşısındayız. Türk milliyetçisi olarak hemen otelimizi Türk çarşısına ayarladık arkadaşlar. Burada Hotel Alisa. Hemen şurada gördüğünüz otel burada. Yine girişi şu tarafta. 3 kişi 25 euroya kaldık. Hiç de fena değil. Evet, yine bakın Türk bayrağı her yerde. Bu arada buradaki esnafların çoğu iyi Türkçe biliyor arkadaşlar. Yani daha önce hiç yurt dışı deneyimi yaşamadıysanız buraya geldiğinizde pek yabancılık çekmezsiniz. Zaten Türkiye gibi. Yani şu an Anadolu'nun herhangi bir yerinde geziyormuş hissiyatı oluyor. Zaten buram buram Osmanlı mimarisi arkadaşlar. Yani ister istemez
yabancılık çekmiyorsunuz. En azından biz böyle düşünüyoruz. Şimdi buradan ara sokaklara da gireceğiz yavaş yavaş. Bu arada çekimlerimizi artık bu şekilde yapmaya karar verdik. Çünkü yani böyle beraber yürüyormuşçasına bir hissiyat olsun istiyoruz. Ve bundan mütevellit bu şekilde dedik. Hareket edelim, çok fazla müzik koymayalım ve biliyorsunuz biz iki cahil çiftiz. Mümkün olduğunca öğrendiklerimizi paylaşmaya çalışacağız. Öğrenmeye çalışıyoruz. Bakalım ne öğrendiysek de sizle paylaşacağız burada. Bu arada siz böyle sokakları keserken arkadaşlar, Zeliha ile beraber yakalandığımız bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Yani biliyorum şu anda hemen ya geçmiş olsun ne oldu falan filan diyeniniz olacak. Arkadaşlar ama geçer mi emin değiliz. Oy kullanma hastalığına yakalandık arkadaşlar. Çok boşluğa düştük son seçimlerden sonra. Ülkemizde 4 yıl seçim olmayacak ve inanın elimiz ayağımız titriyor bu durumdan. Biz de Zeliha ile beraber bir karar aldık. Evimize bir sandık aldık arkadaşlar, seçim sandığı. Bununla beraber işte mutlu, bak seçim sandığı deyince yüzü gülmeye başladı. Hemen oy kullanacak. Yani buradan da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a mümkün olan en yakın zamanda bir seçim yapmasını talep ediyoruz. Ya bu illa genel seçim olmasına gerek yok. Herhangi bir şeyi de seçebiliriz arkadaşlar. Yani bir köprüye daha ihtiyaç var mı yok mu ne bileyim. Gidip oyatalım abi, yani bir şeyler oyatalım. Ben kanım çekiliyor şu an. Yani yurt dışına çıktım. Burada da Türk konsolosluğuna başvuracağım. Herhangi bir seçim falan varsa Makedonya'da hani böyle misafir seçmen gibi biz de gidip bir şey oyatabilir miyiz diye. Bunu denemek istiyoruz. Acilen bir şeylere oy atmamız gerekiyor ve sandığımızla geziyor. Sandığı gösteririz bir ara. Unutmazsam eğer otele döndüğümüzde sandığı gösteririz. Kuzeyden mi gidelim, güneyden mi gidelim derken hemen oy atıyoruz. Tabii ki sandık güvenliği söz konusu oluyor. Onda da elimizden geldiğince güvenliğini alıp ıslak imza ile beraber son sonuçlara bakıyoruz ve yola çıkıyoruz. Bu arada kuyumcular var arkadaşlar. Bakın şöyle sağda gösteriyorum. Şu şekilde. Zaten isimlerden de belli oluyor. Çoğu Türk ismi. Arkadaşlar yine kıyafetçiler var burada. Ya müthiş bir deneyim. Hakikaten zamanda geriye yolculuk yapmak gibi. Yani insan ister istemez bazen şunu düşünüyor. Ya buraları laf aramızda geri alsak nasıl olur diye falan böyle. Yani, acaba olur muydu hani ya bir geri... Ama şey böyle savaşarak falan değil yani. O eskide kaldı artık arkadaşlar. Kılıç kalkan falan filan, diriliş kalkınış. Bu kafalarda değil. Parasıyla veriyorlarsa alalım. Hani neyse 600 yıl bizdeydi. Yani eğer vermek isterlerse alsak nasıl olurdu diye düşünüyorum. Şurada kocaman bir bina olduğunu düşünsenize. Müthiş. Ha? Hep küçük küçük yapmışlar. Bu ne? Bunlar düşük karlı işler. Biraz böyle rezidans falan olsa hoşuma giderdi diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde kabul ediyoruz. Türkiye çok gelişmiş bir ülke arkadaşlar. Türkiye diğer tüm dünya ülkelerine göre aşırı gelişmiş bir ülke olduğu için bunlar da ancak yavaş yavaş buralara rezidans dikmeyi öğrenecekler. Yapacak bir şey yok. Zamanın ilerisinde gitmek biraz böyle olsa gerek. Yani mütevazi davranmadığımız için de hiç mahcup düşmüyoruz. Bu çarşıların arasında bu şekilde dolanmaya devam ederken bir konudan bahsetmek istiyorum. Yanılmıyorsam 14. yüzyılda biz buraları aldık. Yani buraları niye geniş tarihte aldık diye söylüyorum arkadaşlar. Çünkü her şehrin farklı bir fethedilme tarihi var. Ama yanılmıyorsam 1913'te Balkan Harbi'nde kaybettik. Balkan Harbi ülkemiz için çok derin travmalara yol açtı. Hak da veriyoruz. Çünkü yıllardır bu topraklara sahip olup ve yani şunu da açıkça söylemekte fayda var. Buralar çok verimli topraklar arkadaşlar. Etrafı bayağı yeşillik. Yani bir başkente göre fazlaca yeşil bir yer. Ve doğasını da korumuş. Ve yine az önce söylediğim gibi verimli topraklar. Bu kayıptan doğan travma belki hala günümüzde de devam ediyordur. Ama kolay atlatılmadığı kesin. Makedonya'da elimizden geldiğince çokça şehre gitmeye çalışacağız. Derinliklerine inmeye çalışacağız. Birkaç tane Türkçe konuşan abi de denk gelirse kayıt almaya çalışırım ama böyle kamera gördüklerinde çekiniyorlar. Ben de onları açıkçası rahatsız etmek istemiyorum. Beraber turlamaya devam ediyoruz çarşıda. Esnafların çoğu Türk çarşısında Arnavut kökenli arkadaşlar. Ya onlarla biraz sohbet ettiğimizde biz Osmanlı Arnavutuyuz diye çokça bahsediyorlar. Hani bu şekilde bir kanı var.
Ama güzel, keyifli açıkçası ve sempatik insanlar. Tabii ki her ülkede de bir sürü sıkıntılı tipler vardır. Eminim Makedonya'da da vardır ama dünyada nerede yok ki artık arkadaşlar. Her yer böyle. Ama genel olarak insanların sıcakkanlılığı göze çarpıyor. Bilmiyorum Zeliha, sen ne düşünüyorsun? Senin kanaatin ne? Öyle düşünüyorum. Yemek kültürü olarak da öyle düşünüyorum. Mesela Kırgızistan, Özbekistan deriz, Azerbaycan deriz. Mesela Türk deriz. Bize yakınlığı diyebiliriz aslında ama Balkanlara geldiğimizde, bu arada sadece yemekten bahsediyorum, Balkanlarda bize daha yakınlar yemek kültürü olaraktan. Aradığınız her şey var burada. Tabii yıllardır beraber yaşamanın etkisi herhalde burada çok büyük. Çünkü yemekler birbirine girmiş. O ona bir lezzet katmış. O onunkini deneyip bir şey katmış. Mesela burada güveçte kuru fasulye yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet hoş. 200-220 dinar arası bir ücret. Yine köftesi meşhur. Zaten diğer tüm YouTuber arkadaşlar gezerken o köfte yediklerindeki hazzı onlarda görebilirsiniz. Bu arada şu gördüğünüz yukarıdaki adam 2. Filip arkadaşlar. İskender'in babası. Az sonra bahsedeceğim biraz İskender'den de. Türk Çarşısı'ndan dışarı çıktık. Şöyle buradan Türk Çarşısı'nı noktalıyoruz. Ve Makedonya merkezine doğru ilerliyoruz. Büyük ihtimalle eskiden Hristiyanlar ve Müslümanlar ayrı ayrı mahallede yaşıyorlardı. Büyük ihtimalle değil mi? Kesinlikle böyle yaşıyorlardı. Ve yine buradan bir köprüyle ayırıyorlar ve biz o köprüye doğru ilerliyoruz. Şimdi buradaki 2. Filip'in hikaye anlatısında şöyle bir şey resmediliyor arkadaşlar. İşte burada 2. Filip az önce söylediğim gibi İskender'e selam çakıyor. Az sonra İskender'in yanına gideceğiz. Aşağı indiğimizde iki tane adam var. Sağdaki İskender, soldaki 2. Filip. İskender'i genelde sakalsız tasvir ederler arkadaşlar. Yine altta da baktığınızda bir aile fotoğrafı var. Olimpia, İskender'in annesi. Anlatılana göre kendisi cadılıkla ve mistisizmle uğraştığı için biraz kötü anılıyor. Şimdi İskender'e doğru yavaş yavaş giderken aslında İskender hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü onunla ilgili yazılmış çok fazla kaynak yok. Benim bildiğim kadarıyla Plutarkos yazmıştı. Kendisi otobiyografi yazarı. Yanılmıyorsam dünyadaki ilk otobiyografi yazarı. Bakın burada da Olimpia. İskender'e hamileyken yine burada. Sonra İskender'in çocukluğunda böyle bu şekilde tanık olacağız. O da Paralel Hayatlar serisinde İskender'le Kaiser'ı, yani genellikle Sezar olarak bilinen Roma İmparatorunu kaleme alıyor. Onun dışında İskender'in otobiyografisini yazan bir yazar herhalde yok ya da ben bilmiyorum. Bu şekilde yine İskender'in küçüklüğünü de görmüş olduk. Dönüyoruz. Taş Köprü'ye doğru yavaş yavaş İskender'in yanına gideceğiz. Taş Köprü Osmanlı mimarisine ait bir köprü ve muazzam bir köprü. Az sonra diğer köprüleri de göreceğiz. Yine biliyorsunuz arkadaşlar, Türkler her yerde olduğu gibi en iyisini yapar. Burada da köprünün en iyisini biz yapmışız. Bunda da yine mütevazi olmuyoruz. Şimdi alta gelir yorumlar. Abi sen de niye böyle yapıyorsun falan filan. Oğlum bir bakın lan, bakın. Döneceğim, yaptıkları köprüye bak, bir de Türklerin yaptığı köprüye bak. Abi yani gurur duymamak elde değil arkadaşlar. Öyle kızıyorsak da kızıyoruz, seveceksek de seveceğiz. Her şeyi abartılı yaşayalım değil mi? Normal bir şekilde yaşamak yok. İskender'den bahsediyordum. İskender'in başka bir otobiyografi kitabı yok. Hakkında çok az şey biliniyor. Yine dediğim gibi Plutarkos'u okuyabilirsiniz. Ama ben okumam falan diyorsanız ben size şimdi anlatacağım. Şunu anlatacağım arkadaşlar. Türkiye'de bunu tanık oldum. Büyük İskender'in Türk olduğunu düşünenler var. Bak şimdi bir dakika arkadaşlar. Bak bu kadar insan düşünüyorsa bir bildiği vardır. Vardır abi. Ben de şimdi mantık yordum. Dedim ki Büyük İskender acaba Türk mü? Neden olmasın? Neden olmasın abi? Yani bir sürü insanın Türk kökenli olduğunu buluyoruz değil mi mesela? Yani olabiliyor. Dolayısıyla İskender'e Türk olma ihtimali var. Peki ben neler buldum? Çok yoğun araştırmalara girdim arkadaşlar. Bakın az önce söylediğim köprüye de geleyim bir. Abi şu yaptığı köprüye bak. Bir de biraz sonra bizim taş köprüye bak. Abi kalite kokuyor bizimki abi. Oğlum Makedonlar, size ne hediye vermişiz lan, haberiniz yok ha. Vallahi haberiniz yok. Bu arada aşağıda da Vardar Nehri'ne bakıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki ilerlerde bir tane ova varsa türkü buradan gelmiş. Aynen öyle. Vardar Ovası, Vardar Ovası. Abi Vardar deyince bir aklıma ova geliyor, bir de bizim... Ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Bizi Avrupa Ligi'nde elemişlerdi. Abi hemen gülüyor işte, görüyor musun? Abi var ya işte var. Abi arkadaşlar bakın, mümkünse aynı takımdan hatunla evlenin. Geriliyor çünkü şiddetli çatışmalar oluyor. Evet, evde sürekli kavga, dövüş. Ya vallahi billahi. Neyse biz... Ben Beşiktaşlı oluyorum, olmuyor.
Biz kendi konumuza dönelim arkadaşlar. Bu muhalif söylemleri kaideye almayalım. İskender Türk arkadaşlar. Niye Türk? Çünkü şöyle, derin araştırmalara girdiğinizde 2. Filip'in Bursa'da doğduğunu görebiliyorsunuz. Bursa'da doğan Filip zamanın en şişman adamlarından biri arkadaşlar. Ve en sevdiği yemek de İskender. Şimdi diyeceksin ki abi nereden nereye bağlıyorsun falan filan. Bak abi yapmayın. Bakın bazı şeyler arkadaşlar, bazı gerçekler sandığınız gibi değil. Bazen gerçek çok soğuktur, bazen çok zarif, kolay, basittir. Bu da böyle bir gerçeklik arkadaşlar. Tabii ki burada itirazlar doğabilir. Altta yorumlara bekliyorum. Herkes kendi fikrini beyan edebilir. Ama 2. Filip İskender'i çok seviyordu arkadaşlar. Günde 2-3 porsiyon İskender yiyordu. Bu lezzete hayran olan 2. Filip Pella şehrine geldiğinde, tabii oranın da kralı olacak aynı zamanda, şunu diyecek arkadaşlar. Ey yüce Zeus, bana bir oğul verirsen ben de sana en sevdiğim yiyecek olan İskender'i sunuyorum. Tabii eşi Olimpia ile evleniyor. Olimpia o zaman da işte mistisizmle falan uğraştığı için o da onu biraz kekliyor arkadaşlar. Olimpos dağında da tanıdıklarım var. Bir şekilde bir iş ayarlarız ve sana bir erkek çocuğu veririz diye kafalıyor bunu arkadaşlar. Bunlar birlikte oluyorlar. Ve ondan sonra tabii ki Olimpia hamile kalıp bir erkek evlat armağan ediyor. Ondan sonra hemen o da ismini İskender olarak koyuyor. İskender de kendi soyunu aradığı için arkadaşlar, bakın burası çok dikkat. Tarihçiler hep bunu atlıyor. Bakın İskender niye batıya doğru gitmiyor da doğuya doğru gidiyor? Çünkü Türkleri arıyor arkadaşlar. Türkleri arıyor. Yani bu kadar basit bir gerçek. Bakın burada yanında insanlar gülüyor biliyor bilmem ne, ama bakın bazı tarihi gerçeklikler böyle gülünecek şeyler değil arkadaşlar. Biraz kafa yorun ya. Biraz kafa yorun abi. Anadolu'ya geliyor adam. Anadolu, ondan sonra Orta Asya'ya Türk milletini arıyor arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyetleri arıyor. Oradan Hindistan'a kadar gidecek. Mısır'a gidecek. Peki Mısır'ı kim fethetti abi? Kim fethetti? Yavuz Sultan Selim. Bak İskender'in yolundan gitti o da. Arkadaşlar bunlar boş işler değil. Bunlar tarih. Biz burada boşa tarih okumuyoruz. Bakın şanlı İskender'in şaha kalkmış atıyla beraber burada simgelenen heykelini görüyoruz. Yalnız abi bakın zaten tipine baktığınızda Türk adam abi. Türk abi yani. Bu çok aşikar. Bu kadar insanın İskender'in Türk olduğunu düşünmesinin ben boş bir düşünce olmadığı kanaatindeyim. Bir yerden bir söz duyulmuşsa kesinlikle boşuna söylenmemiştir. Vardır bir bildikleri. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Evet. Bak şimdi hatun bana güldü az önce. Şimdi söyledikten sonra yanıma doğru yaklaşmaya başladı. Tabii. Kesinlikle ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ve İskender çok büyük ihtimalle Türk'tü. Bu fikri nasıl yoğurduğumu 3 büyük tarihçi olan Emrah Hoca, Safa Hoca, Gürkan Hoca duysa büyük ihtimalle bana bir tarihçi diploması ya da ne bileyim bir önemli bir tarihçi gözüyle de bakabilirdi diye düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Biz yine mütevazılığımızı bırakmayacağız arkadaşlar. Biz yine kendimi illet desin ki cahil bunlar desin bilmem ne desin falan filan. Boş verin siz onu. Boş verin siz onu. Ve İskender'in de Türk olduğunu bu şekilde ispatladık. Burada çok fazla etnik kökenli insan yaşıyor dostlar. Bunlardan bir tanesi Makedonlar, ikincisi Arnavutlar, üçüncüsü heykeller. Yolda yürürken en çok heykellerle karşılaşıyorsunuz. Mesela hemen sağımıza döndüğümüzde bakın dilenciye bile değer veriyorlar. Burada bir tane dilenci heykeli mevcut. Okan para arıyor. Eğer bulursa atacak önüne birazcık. At kuzum, Ramazan ayında sevap olur. Tamam. Hadi gidelim. Bir ablamız müzik çalıyor. Ne kadar tatlı. Bozuk para var mı? Burası sadece heykellere para vereceğim hatun. He, tamam. Böyle şey yap. Niyetlendim böyle. Böyle niyetlendim. Tamam, o da olur. Burası da kafeler sokağı, barlar sokağı diyebiliriz. İnsanlar işte çayını, kahvesini içiyor. Artık diğer kısmına geçtiğimiz için köprülerin tarihi alanlardan çıkıp tamamen mekanlar alanına dönmüş gibi oldu burası. Gayet canlı sokaklarından bir tanesi. Bakın yine burada Türkler oturuyor. Hemen görür görmez zaten onları tanırım. Türk bayrağı tişörtleri var üzerinde. Evet.
Bunları da gördük. Şurada da bakın, bakın hemen Türkiye yazıyor. Arkalarında gençler gidiyor. Şu kırmızı tişörtlerin hepsi Türkiye. Görüyorsunuz işte. Makedonya'da yabancılık çekme olasılığınız yok. Her köşe başında bir tane Türk var. Olur da bir gün Makedonya'ya gelirseniz hiçbir şekilde çekinmenize gerek yok. Yöresel olarak yemekleri beğenmezseniz burada bir sürü Türk malını zaten yolda yürürken görebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Burger King. McDonald's da vardı. Aynı zamanda Coca-Cola da var. İçiniz rahat olsun. Hem yiyecek hem içecek bakımından Türkiye'deki her şey burada mevcut. Az önce Okan bahsetmişti köprüler konusunu. Bakın onların yaptığı bir tane köprüye geldik. Burası Sanat Köprüsü diye geçiyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi milletlerden bir tanesi olan heykellerin hepsini buraya koymuşlar. Ama bakın Okan'a şu an hepimiz hak vereceğiz. Neden? Şu köprünün zerafetine bakar mısınız? Bak. Şu zerafete bakın. Şu güzelliğe bakın. Ama nasıl güzel. Nasıl güzel. Ceddimiz yapmış, ceddimiz. Tabii ki. Şimdi Okan haklı değil mi? Ve kaç yüzyıl önce yapıldı bu? Aynen köprü yeni. Öyle. Bak bizimki sapasağlam. Hala ayakta duruyor. Ben anksiyete sahibi olduğuma rağmen şu an korkuyorum bu köprü yıkılır diye. Ama karşıdan geçerken öyle düşünmemiştim. Çünkü niye? Ceddimiz yaptı. Evet, şimdi de Sanat Köprüsü'nün üzerindeyiz. Şurada bir tane Titanic var. Şöyle göstereyim. Güzel. Bak bunu beğendim. Bu güzel olmuş. Kendisi de İtalyan restorantı. Yani benim burada eleştirim var. İtalyan yerine Türk restorantı olsaydı bu açıkçası bir tık puanı kırmayabilirdim. Ama İtalyan çünkü Türk mutfağı çok daha önde abi, kusura bakmasın İtalyanlar. Aynen. Aynı zamanda bu Türk restoranı olsaydı muhtemelen aşağıya şu an oltaları çoktan sallamıştık. Balıkları evet. Tutar tutar yerdik vallahi. Evet, çünkü oltanın sallanması otantik bir ortam da aynı zamanda misafirlerine sunacaktı. Kesinlikle. Bu kaçırılmış, gözden kaçırılmış. Bu da nacizane Makedonya halkına küçük bir eleştiri olarak burada kalsın. Yani evet. Doğru. Şimdi buradan ikinci sanat köprüsünden geçiyoruz. Az önce siyasilerin heykellerinin olduğu köprüydü. Şimdi ise sanatçıların olduğu bir köprü arkadaşlar. Tabii ki biz Türkler buraya gelene kadar Makedonlar köprü nedir bilmiyordu arkadaşlar. Yani onlar da biz öğrettik. Neden böyle konuşuyorum? Çok açık arkadaşlar. Biraz Halil İnalcık okursanız Devlet-i Aliye kitabında Köprülüler Devri'ne bakarsanız bunu çok net bir şekilde öğrenirsiniz arkadaşlar. Çünkü bizim paşalarımızdan biliyorsunuz bir köprülü serisi var. Birinci köprülü, ikinci köprülü, üçüncü köprülü. Arkadaşlar bu paşalar zamanında çok fazla köprü yaptırdığı için Makedonlar da bu bilgiyi nasıl biz öğrenmedik ve bunun utancıyla yaşarken burada bir şehre köprü ismini veriyorlar. Belki gideriz oraya, bilmiyorum. Akabinde ise köprüler burada Makedonya'da popüler oluyor. Vardar Nehri'nin etrafını köprüler döşeniyor arkadaşlar. Vaziyet böyle alıyor. Ama gidip de şimdi bizimki gibi aynı yapamadıkları için her tarafı heykel yapmışlar arkadaşlar. Yani aman işte sanat, bu da sanat, o da sanat. Sanat halk için mi yoksa sanat sanat için mi tartışmasına girip sanat köprü için olarak kalmış bu tartışma. Burada biliyorsunuz arkadaşlar güzel Türkiye'mizde en entelektüel şarkılar listesine öne çıkan bir şarkı var. Mustafa Sandal'ın Yokluğunda çok kitap okudum. Biz de sizin yokluğunuzda yaklaşık 2 aydır video yapmıyoruz. Yokluğumuzda çok kitap okuduk arkadaşlar. Etimoloji öğrendik mesela. Öğrendiğimiz şeylerden biri etimoloji. Ve Makedon kelimesinin etimolojik anlamını öğrendik. İnanmayacaksınız. Şaka gibi gelecek. Ama bu gerçek bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Burada post-truthçuluk oynamıyoruz. Şöyle ki Makedonlar milattan önce 1453'te Antalya'da yaşıyorlarmış. Ve Antalya'da maki bitki örtüsünü ilk keşfeden millet arkadaşlar. Ya gülüyorlar, bakın işte, bakın bu işte, ben anlamıyorum abi, bak bunu ciddi ciddi tarih anlatıyorum ama insanlar gülüyor arkadaşlar ve gerçekten şaşırıyorum. Ve gülen de benim karım. Ciddi almıyor beni ama lütfen, eminim siz ciddi alıyorsunuzdur. Maki bitki örtüsü ilk keşfedenler Makedonlardı arkadaşlar. Zamanla maki tabii maki makiye dönüyor ve bunlar da Balkanlara doğru göç ediyorlar. O senede Balkanlarda
büyük bir don var. Donuyor insanlar, soğuk var. Ve makeler don hayatlarını çok kötü etkilediği için bunu birleştirme kararı. Hiç unutmamak için, o büyük kıyımı unutmamak için, o donu, büyük donu unutmamak için isimlerini birleştiriyorlar. Zaten ya, ya olduğu zaman oranın devleti, yerleşim yeri, hani toprağı, evi gibi anlamına geliyor. Ve Makedonya'nın etimolojik anlamı da bu şekildeydi. Tabii bu benim için çok zaman aldı arkadaşlar, bunu araştırmam. Gittim Antalya'da öbek öbek her yeri gezdim. Eski makyeleri buldum, onlarla sohbet ettim. Ve onlardan da aldığım bilgiyle burada bugün Türk aydınlanmasına bir armağan niteliği taşıyor bu bilgi de. Ben öğrendim, sizle de paylaşmak istedim. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bu bölümde gerçekten oldukça kültür, sanat ve felsefeye yer verdik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde matematik ve geometri de yine bizlerle birlikte olacak. Yani acizane ukalalık yapmadığımız kanaatindeyim. Yani sadece bildiklerimizi sizlerle paylaşma derdindeydik ve onu hallettik. Bu bölümde çok fazla yemeğe girmedik farkındaysanız arkadaşlar. Çünkü ya abi hepinizin bildiği, yani şu kadar köfte veriyorlar. Bakın şöyle şu kadar büyüklükte köfte 10 tane koyuyorlar ve saçma sapan uygun fiyatları veriyorlar. Sanki bizde ekonomik kriz varmış da hani biz bunun parasını ödeyemeyecekmişiz gibi. Hani böyle ne bileyim, gidiyorsun abi yani 140 liraya bir porsiyon köfte yiyorsun, onun için 10 tane falan koyuyorlar arkadaşlar. Ya ben açıkçası o parayı verirken utandım. Çünkü namımız yürümedi. Namımız yürümedi. Yani normalde ben onu 1200-1300 lira ayırmıştım o köfteye. Ama porsiyonuna böyle yani 140-150 lira para vermek açıkçası bana koydu. O yüzden hiç videoyu alma dahi hissetmedim. Çünkü mekana oturduğunuzda da aslında kendinizi özel hissetmiyorsunuz. O yüzden özel hissetmediğimiz bir yere açıkçası videoya da dahil etmek istemedik. Haftaya buranın bir gece hayatı varmış. Bakalım nasıl eğleniyorlar veya eğlenemiyorlar, bilmiyoruz artık, bakacağız. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Vallahi kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. 100 bin aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Eğer 100 bin abone olursak dünyada çok büyük değişiklikler bekliyoruz. Ahıska Türkleri sevinecek 100 bin abonemize ve Balkanlarda bir bayram havası yine 100 bin abonede olacak. Yine Türkler demişken bizim 100 bin abone olmamızı bekleyen Gagavuz Türkleri, Tatarlar, Azerbaycanlılar var. Aynen. O yüzden lütfen şu an kanalımıza abone olun ve dünyadaki tüm Türk halkları sevinsin, kucaklarsın ve daha nice 100 binlere doğru beraber hareket edelim. Aynen öyle dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiler. Sevgiler.